Allah'ım, bugün de geniş rahmetinden beni nasipsiz bırakma. Açık delil ve burhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa götür. Muhabbetinle ey şevkli insanların arzusu. İçinde derdini sakladığı bir hirası var. Gönlünü sakladığı bir hirası var, hatta gönlünün içinde. Kendini sakladığı bir hirası var derdiyle birlikte. Bazen böyle herkesten kaçıp da tenhaya, yalnızlığa, uzlete çekileyim dediği anda bulacağı, bulunacağı, orada olacağı ve olması gerektiği bir hirası var herkesin. Bazıları için gecedir bu. Gece vakti öyle bir yere bulur kendini, öyle bir yere girer ki hiç kimse zanneder ki orada yoktur, o gelmemiştir, gitmemiştir, görünmemiştir. Oysa kendine bulduğu hiradır orası ve yalnızlığı bulur orada. Kiminle beraber olur diye sormazsınız biliyorum ama ben yine de söyleyeyim. Orada olacağı kişi Rabbidir ve öyle güzel konuşur ki onunla eğer isterse, eğer gönlünden geçeni söylerse işte öyle duyulur o ses. Her ses işitilir, her ses duyulur, her ses bulunur diyeceksiniz biliyorum. Her ses duyulur lakin söylemeyi de bilmek gerekir. İşte gönlümüzün tam orta yerinde bir hira vardır. Herkesin hirası vardır. Bazen kendini saklar orada ama çoğu vakit derdini saklar. Kendini bulduğu zaman anlatabilir aslında derdini Rabbine. Ve o hirada ağlamak en çok göze değil aslında gönle yakışır. Biz daha evvel de söyledim, ahir zaman çocuklarıyız. Öyle bir zamanda gelmişiz ki biz bilmeyiz. Gül ne renktir, neye benzer, nasıl koklanır? Kim ekmiştir o gülü? Bülbül neden ağlar? Derdi nedir? Hamuş dediklerimiz neden sessizdir anlayamayız. Ve bilemeyiz ne zamandan beri vardır bu cihanda o dert ile yananlar. Biz ahir zaman çocuklarıyız. Tövbelerimiz bile tövbeye muhtaç. Tövbe etmeyi dahi bilmeyiz biz. Ağlamayı ar sayarız, oysa bilmeyiz. İnsan en ziyade ağladığı zaman insandır. Ağlayan insan, anlayan insandır. Biz gönlümüzün en derininde bir hira ararız. Bulur muyuz, bulmaz mıyız Allah bilir. Lakin şairin dediği gibi, eli boş gidilmez gidilen yere. Boş gelmedim ya Rab, ben suç getirdim. Dağlar çekemezken o ağır yükü, iki kat sırtımda çok güç getirdim. İşte sırtımızda o yükle beraber girdiğimiz yerdir hiramız. Derdimizi saklarız doğru ama en ziyade kendimizi de saklarız orada. Ve şair dile gelir yine. Gönlündekini söyler onlar. Öyle söyler ki tövbe ya Rab, hata rahına gittiklerime. Bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime der. Ve ağlar, kendi hirasında ağlar. Bildikleri için değil, bazen bilmedikleri için de ağlar. Tövbe en ziyade gözyaşını sever. Gözünüzden iki damla yaş akıtmışsanız şayet, tövbe işte hiranızda olmuş demektir. Kendi hiranızı bulmuşsunuz demektir. Ağlamak biraz da yâre selam göndermek demektir onun için. Efendim yine 24 TV ekranlarındasınız. Gecenin bu sahur vaktinde, bu güzel vaktinde bir Ramazan günü yine, Ramazan gecesi yine. Bir orucumuz daha oldu, bir orucumuzu daha gönderdik sahibine, yenisi olsun diye biz muhabbet için buraya geldik. Bugün sizinle tövbeyi konuşacağız. Tövbe etmeyi konuşacağız. Aslında biraz da şöyle yana yakıla, dertlene dertlene, ağlaya ağlaya nasıl Allah'la konuşulur, nasıl Allah'la muhabbet edilir, nasıl ona derdimiz söylenir, nasıl ondan af istenir, onun kapısına nasıl gidilir onu konuşacağız. Belki biraz zordur doğru. Ama kolayla kazanılmaz. Kolayla kazanılan kolayla kaybedilir demiştik ya daha evvel. Onun için zor bilirim ama nasıl zoru kolaylaştıracağız onu konuşacağız. Bugün tövbe diyeceğiz. Tövbe etmeye çalışacağız. Tövbelerimizi konuşacağız. Bendeniz Fatih Duman'la beraber olacaksınız doğru. Ama tabii ki yine Mustafa Akgül hocam da bizimle. Hocam iyisiniz inşallah bugün de. Allah'a şükür. Eyvallah. Allah İyi olmaya çalışıyoruz. İyi olmak güzel bir şey ama
kolay bir şey değil. Evet. Bulabilecek miyiz belki dediniz Hira'mızı? Yapabilecek miyiz acaba tevbemizi? Evet. Erebilecek miyiz Rabbimize açık alınla? Bunlar büyük sorular. Fakat men talebe ve cedde ve cedde. Kim ciddi şekilde isterse mutlaka istediğini bulur. Halk arasında bu söz arayan bulur. Belasını da bulur, Mevlasını da bulur diye. Mevzu söyle. Neyi aramak, ne kadar aramak? Neyi aradığımızı bilelim. Aradığımızda samimi olup olmadığımızı gözden geçirelim. Günahlarıma tevbe etmek istiyorum. Gerçekten samimi miyim acaba? Ben bu günahları bırakmak istiyorum. Samimi miyim? Cenab-ı Allah beni affeder mi? O soruya ben kısa cevap veriyorum. Allah'ın affedip etmeyeceğini merak etme. Sen günahı terk etmekte samimi misin, değil misin? Onu söyle. Sen terk edebilecek misin? Terk etmeye kararlı mısın? Onu söyle. Eğer sen terk etmeye kesin kararlıysan, Rabbin seni affedeceğine de kesin inan. Yalnız deme ki, ben bir taraftan işleyeyim, Allah bir taraftan affetsin. Öyle. Ben bir taraftan karalayayım, Allah bir taraftan silsin. Öyle değil. Ben kararımı verdim. İnsandım, acizdim, nefsim vardı. Şeytan bana musallat oldu. Şimdiye kadar bir kısım günahlar işledim. Biraz sonra işaret edeceğiz sevgili Fatih. Tevbe etmemiz gereken günahları üç bölüme ayırmamız lazım. Bir, itikadi hatalarımız. İnançla ilgili hatalarımız. Ne garip tecelli ki, bir kızımız bana demişti. O biraz safiyane söyledi. Hı hı. Lügat anlamında söylemedi biliyorum ama. Hocam dedi, benim de batıl inançlarım var. Öldükten sonraya dirilmeye ben de inanırım dedi. Öldükten sonra dirilmeye batıl inanmayı batıl inanç diye telaffuz etti. Bir kısım kardeşlerimiz, Kur'an'dan ayet gösteriyorsunuz. Benim inandığım Allah öyle söylemez diyor. Sahih hadis getiriyorsunuz. Benim inandığım peygamber öyle söylemez diyor. Allah öyle dememiştir ama hocalar öyle yorumlamıştır diye. Son zamanlarda insanlar akıllarını ölçü kabul ettiler. Bana göre akıllarını putlaştırdılar. Evet. Diyor ki aklıma uyanı kabul ederim, aklıma uymayanı kabul etmem. Sevgili dostum, sen kimsin ki senin aklın ölçü olacak? Ben kimim ki benim aklım ölçü olacak? Değil mi? Sonra benim aklımın, senin aklının, Ahmet'in, Mehmet'in aklının bir standardı var mı sevgili kardeşim? Bir şeyin ölçü olabilmesi için onun standardı olması gerekir. Metre ölçüdür. Niye? 100 santimdir. Belli. İşte falan yerde de son örneği vardır. İlla iddialı olursan gider ona vururuz. Doğru olup olmadığını anlarız. Evet. Kilo 1000 gramdır. Benim elimdeki taş illa 1 kilo diyorsan, kilonun karşısına koruz. 1000 gram olup olmadığını, 1 kilo olup olmadığını anlarız. Benim aklıma uymayanı kabul etmem. Peki senin aklın ölçüsü ne? Hiç okuma yazma bilmeyen insanın aklı, ilkokulu bitiren insanın aklı, lise bitirmiş insanın aklı, üniversite bitirmiş, profesörlük yapmış insanın aklı. Hepsi akıl. 300 sene evvel yaşayan insanın aklı, bu sene yaşayan, belki 50 sene sonra gelecek insanın aklı, bunlar birbirinden çok farklı şeyler. O popülist bir duygudur. Halkın hoşuna gidecek bir şeydir. Aklına uyanı kabul et, aklına uymayanı kabul etme. Çünkü nefsine bu de hoş din, gelir bu. Bu din, akıl dinidir. Bu nefsin hoşuna gidiyor. Doğru. Halbuki şu tevbe konusunu işleyeceğimiz bu sahur saatinde, gecenin ulvi, manevi değerlerle dolu olan Ramazan gecesinin bu saatinde önce şunu bir ölçü olarak arz edelim. Sevgili dostlar, akıl bir vasıtadır. Akıl şaşmaz bir ölçü değildir. Şaşmaz ölçü Allah ve Resulünden gelen ölçülerdir. Biz aklımızı onlara tabi kılacak, onları anlamakta birer vasıta olarak değerlendireceğiz. Burada sözü uzatmayı istemiyorum ama yeteri kadar vaktimiz olduğu kanaatindeyim.
sevgili Fatih'ciğim, vasıtalara, o vasıtaların özelliğini bilerek binersek, vasıtalardan o vasıtaların özelliğini bilerek istifadeye çalışırsak, o vasıta bize faydalı olur. O araç bize faydalı olur. Örnek, genelde vasıtaları, araçları üçe ayırabiliriz. Hı hı. Kara araçları, deniz araçları, hava araçları. Kara aracımız en şeyi, akla geleni otomobil. Evet. Sevgili kardeşim, senin otomobilin ne kadar lüks, ne kadar son model, ne kadar en üstün marka olursa olsun, seni ancak denizin kıyısına kadar götürür. Sonrasında işe yaramaz. Orada da ben o vasıtayla gideceğim dersen, vasıtanın özelliğini bilmiyorsun demektir. Seni ilk 5 metrede suya batırır. Denizde yolculuk mu yapmak istiyorsun? Denizde mesafe mi kat etmek istiyorsun? Sana arabanı yak demiyoruz ki. Parka çek. Gemiye bin. Gemiye bin, vapura bin, onunla gitti. Gemiye binip vapura bindin mi, denizin dalgaları bile sana zarar vermez, yol alırsın. Evet. Gemin ne kadar lüks, kaptanın ne kadar becerikli olursa olsun, uçmak istiyorsan gemiyle uçmana imkan ve ihtimal yoktur. İstesen de olmayacak yani. Olmaz. Çek gemiyi kenara, bağla iskeleye, uçağa bin ki uçabilesin. Benim derdim dünya trafiği değil. Bir de maneviyat yolculuğunda bineklerimiz var. Bineklerimiz var. Araçlarımız var. Vasıtalarımız var. Onlar da üç. Onlar nedir hocam? Akıl, iman, aşk. Akıl, iman, aşk. Akılsız olmaz. Kimi ama akıl insanı var, bir yere kadar götürür. İtimat buyurun ki ondan sonra da akılla devam edeceğim dersen, akıl bizi batırır. Boğulursun. Çürümüş kemiklerin yeniden dirilip insan olacağını, hatta dünyadaki parmak izlerimiz neyse, ahirette de parmak izlerimizin aynısı olacağını hangi akıl kavrayabilir? Hangi akıl kabul eder? Orada boğulur kalır. Orada boğulur. Boğulmamanın çaresine, Rabbim ben sizi dirilteceğim demiş, öyleyse inandım. O dediyse doğrudur. Semi'na ve ata'na. Semi'na ve amenna. Amenna ve saddakna. Bu cümleler çok önemli. Ne demek? Allah'tan gelen haberi duydum ve inandım. Peygamberinden gelen haberi duydum ve teslim oldum. Müslüman teslim olan insan, evet, demektir. İnsan üstüne teslim olan insan demektir. Çizin altını. Müslüman İnsana teslim olan değil, insan üstüne teslim olan. Eyvallah. Orada insana değil deyince kimse Resulullah'ı devre dışı bırakmaya kalkmasın. Ha tabii, bir de o, şimdi o var, doğru. Ötelerden haber taşıyan bir insan. O sıradan bir insan değil. Beşer üstü değil, ilah değil. Ama sıradan bir insan, haşa ve kella, hiç değil. Ötelerden haber getiren bir insan olduğu için Allah'a ve Allah adına konuşan, Allah'tan gelen haberleri bize nakleden insanlara teslimiyet imanın gereğidir. İkinci vasıta iman. Belli bir yere kadar götürür. Ben inandığım için 5 vakit namazımı kılarım, orucumu tutarım, haccıma gider, zekatı veririm, içki içmem, kumar oynamam, adam öldürmem, yalan söylemem, gıybet etmem. Ama onun üstündeki fedakarlıklara hazır olmam. Üstün fedakarlıklar. Fazlasını da istemesin benden. İnsanlar için gecesini gündüzüne katabilmek. Birçok şeyinden fedakarlık yapıp vazgeçebilmek. Hatta kendi dertlerini unutup insanların derdiyle dertlenebilmek ancak aşkla mümkündür. Hocam siz öyle bütün meseleyi özetlediniz. Biz bundan sonra ne konuşacağız? Var. Var, daha konuşuruz. Eyvallah hocam. Nedir ki İslam? İslam iklimi okyanuslar gibidir. Eyvallah. İnsanlar kulaçları kadar mesafe alırlar, kapları kadar oradan alır geri dönerler. Kulaçları kadar mesafe alacaklar, alır, kapları kadar da suya doldurup gelecekler. Evet. Onun için alan geniş, inşallah daha çok şey konuşacak. İnşallah. Ve hatta benim acizane kanaatim o ki
Samimiyetle ben bugün bitirmeyi isterim tevbe konusunu ama bitmezse bitmez. Yarın bile İnşallah. Veya yarın bir başka dostum İnşallah. Ekranda olacak. Bir güne bile devam edebiliriz. İnşallah. Hocam hatırlatacaklarımız evet. var. Güzel giriş yaptık ama hatırlatacaklarımızı söyleyelim. Birincisi şu. Bize Hı. sorusu olanlar var. Ben birkaç saat evvel Twitter, Instagram, Facebook hesaplarımızdan duyurdum ama yine buradan da söylüyoruz. Twitter'da Türkiye'de Ramazan hashtag ile sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Burada canlı yayında sorularınızı cevaplayacağız. Hani diyoruz ya sofranıza geldik beraber muhabbet ediyoruz diye. Öyleymiş gibi düşünün. Orada bize soracaklarınızı siz sorun. Biz buradan cevaplayalım. Beraber muhabbet etmiş olalım. Muhabbet karşılıklı olsun diye söylüyorum bunu. Bundan başka hatırlatacağımız bir şey daha var. Buyurun siz söyleyin. Şimdi diyeceksiniz ki ya sahur programında bunu da mı söyleyeyim? Ama söyleyelim şimdi bizi izleyenler arasında sevinenler vardır, bunu takip edenler vardır diye söylüyoruz. Beşiktaş şampiyon oldu. Şimdi onun için hem evet. Beşiktaş'ı hem Beşiktaşlıları evet. izleyicilerimiz arasında olan herkesi tebrik ederim. Bu arada şimdi diyecekler ki sen Beşiktaşlı mısın? Ben değilim. Evet. Ama ben Beşiktaşlıyım. Siz Beşiktaşlısınız hocam. Onun için Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Bu senenin şampiyonu oldu. Tebrike, takdire şayan olanlar çalışabilenler ve hedefe ulaşabilenlerdir. Onun için çalışmadan hedefe ulaşmanın mümkün olmadığını da bilelim. Çalışarak hedefe ulaşanları da alkışlayalım. Tabii. Yani şimdi onun için bir alkış onlara biz gönderdik. Sesini duymazsanız da biz gönderdik. Bir şey daha var. Özür dilerim. Buyurun ben siz onu söyleyin ondan sonra. Soru, istediğiniz soru sorma imkanları olacak ya izleyicilerimiz. Evet. Ben isterim ki bugünkü konu olan tevbe ile ilgili sorsunlar tevbe. Ama bağlı değiller. Evet. Konu olarak akıllarına geleni sorabilirler. Dini konularda başka mevzularda da soru yöneltebilirler. Bu ben hangi konuda soru yöneltilirse cevaplandırırım iddiası anlamında değil. Bilirsek söyleriz, bilmezsek zaman isteriz. Ben işte dedim ya hocam şöyle düşüneceksiniz. Ama sorsunlar. Evinizdeyiz, sohbet ediyoruz. Fatih Tuğum ve Mustafa Akgül sizin evinizde. Muhabbet ederken ya bu böyle miydi diye sorun. Sorun. Biz de konuşalım. Bilirsek söyleriz, bilmezsek. Estağfurullah, eyvallah hocam. Bir şey daha var. Fetih yıl dönümü. Allah. Şimdi geçen gün biz dedik ki, ecdat öyle işler yapmış ki ta en başından beri bir dert, bir tohum. Hani biz diyoruz ya bir çınar yeşerdi, bir çınar öyle bir çınar ki alemi gölgeledi diye. İşte o çınarın atıldığı yerler de vardı, o çınarın tohumunun atıldığı yerler vardı. Ben bu bağlama gelmişken bunu en başta söylemek için söylüyorum. Peygamber Efendimiz'den beri vardı ama hala devam edenler de var. O zaman da vardı. Mesela ismi duyulsun en azından bir dua gönderelim, bir Fatiha gönderelim diye de söylüyorum bunu özellikle. Mesela Ahmet Yesevi Hazretleri vardı. Bizim Anadolu'ya gelişimizde de. Daha açık söyleyelim hadi. Hepimizin Allah deyişinden bile şu anda nasiplenen bir zattı o. İsmini çok fazla bilemedik. Aslında ismini bildik de kendisiyle ilgili çok fazla şeyi bilemedik, işitemedik, duyamadık. Biraz da ihmal ettik gerçeği söyleyelim hadi. Kendimize biraz batıralım o çuvaldızı da. Ama şu da var. Buraya kadar gelmemizde İstanbul diye bir derdimizin olmasında da böyle bir şeydi. Hatta bir ufak hikaye anlatayım hocam. Anlatırlar ki Ertuğrul Gazi obasıyla birlikte Anadolu'nun içlerine gelirken İşte babası vefat etmiş, kardeşlerinden ayrılmış. Zor şartlarda, az evvel sizin de buyurduğunuz gibi çok zor şartlarda. Hatta başka bir şey de söylediniz siz. Zor şartlarda yapabilen kişidir Türk diye söylediniz. Evet. Çok zor şartlarda geliyor. Yanında neredeyse kimsesi yok. Çok az insan var. Bir obası işte obasının içinde olanların da yarısı geri dönmüş. Yanında alpleriyle beraber gelirken Ankara civarında bir savaş görüyor. Bu savaşı gördüğünde anlıyorlar ki bir taraftakiler Allah Allah diyor. Diğer taraftakiler anlamadıkları bir lisanda konuşuyor. Ne yapalım ne edelim Müslüman olanlar belli ki yeniliyorlar. Biz burada duramayız. Durmayacağız. Elimize kılıçlarımızı alacağız. O ki biz şehit olmak için yola çıktık. Olacaksak burada şehit olacağız. Deyip yola çıkıyorlar. Savaşa girince onlar Müslümanlar galip geliyor. Savaşanların bir tarafındakiler Selçuklular hocam. Diğer taraftakiler de Moğollar. Alaaddin Keykubat'ta yüksekçe bir tepeden seyredermiş savaşı. Diyor ki kim bunlar ya? Bunlar nereden çıktı? Nereden geldi? Hızır gibi yetiştiler. Alın bize bir getirin bunları. Alıp getiriyorlar. Ertuğrul Gazi yanında obasındaki alpleriyle beraber. Diyor ki siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Hızır gibi yetiştiniz. Ertuğrul Gazi öne atılıyor. Daha da çok genç. Diyor ki ben Ertuğrul Bey'im. Bunlar da benim obam, alplerim. Biz buradan geçiyorduk. Kendimize yurt arıyorduk. Daha açık söyleyelim hadi. Yerimiz, yurdumuz yok. Kalacak bir yerimiz yok. Biz kendimize kalacak bir yer arıyoruz diyor. O kadar zor durumdalar yani. Tamam diyor. Madem siz bize böyle yardım ettiniz o zaman nereyi isterseniz orayı size vereyim. Ertuğrul Gazi yanındaki Yesevi dervişinin de
tabiri caizse dürtüklemesiyle ona evvelden beri her giden obanın başında bir Yesevi dervişi var. Ahmet Yesevi öyle bir nefes üflüyor. Çünkü inandığı şey şu, minaresiz, ezansız şehirler kalmayacak. Allah lafzını, Allah ismini duymayan insan kalmayacak. Öyle olursa şayet o şehirler ölü şehirlerdir, o insanlar ölü insanlardır. Gidin, gerekirse oralara giderken ölün ama derdiniz, davanız bu olsun diye inandırmıştı. İşte o Yesevi dervişinin telkiniyle şöyle dedi Ertuğrul Gazi Alaaddin Keykubat'a, biz deryayı aşacağız, devlet olacağız. Güzel, hikaye güzel ama burada dikkat buyurmanızı istediğim yer başka. Ertuğrul Gazi o güne kadar hayatında belki de hiç denizi görmemişti. İstanbul diye bir yerin belki ismini duymuştu ama varlığından doğru düzgün haberdar değildi. Ama bir derdi vardı. İstanbul diye bir yere gideceğiz. Deryayı geçip devlet olacağız dediği yer İstanbul'du. Bir hayali vardı ve hayalinden vazgeçmedi. O yolda yürüdü. Hayal tam da böyle bir şeydi. Sadece onda kalmadı. Kendi başaramadı ama soyumdan gelenler başaracak dedi ve gün geldi. Ecdadımız Sultan, Hazreti Sultan Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdi. Bugün yıl dönümü. Gönülleri fethetmek girdi için. Buyurun. Bir kere müjdeyi almıştı. Evet. Letuftahannel Kustantiniyyetu. Ni'mel emiru zâlikel emir ve ni'mel ceyşu zâlikel ceyş. Kainatın efendisi buyurmuştu. Ta Medine'den İstanbul ufuklarını seyredip İstanbul bu mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden emir, komutan, sultan ne güzel sultan, onun askeri ne güzel askerdir demiş. Ve Fatih Sultan'dan evvel malumunuz 28 kere bu evet, müjdeye nail olabilmek için, bu müjdeye ulaşabilmek için insanlar İstanbul'u fethetmek için çarpışmış, çalışmış, didinmiş. Ama Cenab-ı Allah 21 yaşındaki Fatih Sultan'a nasip etmişti. O diyor ki cahidu fillah olupdur niyetim, dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Beni mal mülk peşinde biri zannetmeyin. Ya İstanbul'un surlarıyla ne işin var kardeşim? Kendi dünyanda yaşa, dışarıda yaşa. İçeriye girip de içeriden altınlar mı alacaksın? Hayır. Benim derdim yeni bir mekan elde etmek, yeni bir mal elde etmek, yeni bir toprak elde etmek değil. Cenab-ı Allah Kur'an'da buyurdu ki, benim yolumda cihad edeceksiniz. Benim kelimemi bir adım daha ileriye götürmek için gayret sarf edeceksiniz. İşte ben o emre imtisalen, o emrin gereğini yerine getirmek üzere surlara müdahale ettim ve kırdım diyor. Yani fütuhatı maddi bir şey elde etmek, toprak elde etmek, maden elde etmek, İnsanların mallarına, mülklerine el koymak zannedenlere yazıklar olsun diyeceğim. Üzülsem de diyeceğim. Zulüm 1450'de başladı diyen, 1453'te başladı diyen bir kısım gençlerin ecdadından habersiz, maneviyatından habersiz, bu toprakların manevi değerlerinden çok uzak bir hayat yaşadıklarını üzülerek görüyorum. Neyse bunu da İstanbul'da diyorlar. Maalesef. Bunu da hem de İstanbul'da diyorlar. Hocam. Sevgili Fatih'im işaret ettiğim bir yeri kaçırmayı istemem. Buyurun. Hani Ahmet Yesevi ne demiş? Yeryüzünde camisi, minaresi, ezanı olmayan yer kalmasın. Evet. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmine billâhi vel yevmil âhir ve akâme salâte ve âtez zekâte ve lem yakşe illallah. Mescitleri ancak Allah'a, ahiret gününe iman edenler, namazını kılanlar, zekatını verenler imar eder. Bir de ancak Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayanlar imar eder. Ya kardeşim tamam, bildiğimiz mescidi, camiyi yapmak için Allah'a, ahiret gününe inanmak şart. Allah'a, ahiret gününe inanmayan insanın camiyle, cemaatle ne alakası olur? Ama Allah'tan başka kimseden korkmamak niçin gerekiyor diye sorulduğunda, buradaki mescit yeryüzü mescididir. Mahallemizin camisi değil, çarşımızın namaz kılınan bildiğimiz mescidi değil, yeryüzü mescididir. Çünkü Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, benden önceki peygamberlere verilmeyen bazı nimetler bana verildi. Onlardan birisi de şudur ki, cu'iletul ardu li mesciden. Bütün yeryüzü bana mescit kılındı. Efendimiz diyor ki yeryüzü mescit kılındı. Allahu Teala diyor ki mescitleri imar edin.
Yeryüzünün imarı nasıl olur? Orada ezan-ı Muhammedi'nin evet. okunmasını temin etmekle olur. İlahi kelimetullah dediğimiz Allah'ın kelamının serbestçe okunup uygulanabilmesini temin etmekle olur. İşte ecdat bunu anlamış, bu mesajı iyi yakalamış ve önüne çıkan sur ise suru kırmış, denizse denizi aşmış, ufukları açmış ve ben Allah'ın kelamını bir adım daha ileriye götüreceğim. Benim asli vazifem budur diye bu fetihlere girişmiş. Bildiğimiz fetih, maddi alemde ilerlemek ve surları kırmak. Yani şehirlerin fethi şöyle olacaktı. Evet. Şehirlerin fethi maddede tövbe. Ama bir de manada tövbe var. Maddede tövbe. Manada tövbe de iç dünyadaki nefis ve şeytan surlarını kırmak. Evet. Tembellik veya kötüye alışmış olmayı kırabilmeye de manevi fetih, içe doğru fetih, deruni fetih diyoruz ki bunun ilk başlangıcı, kapının açılışı tevbeyle olur. O sözümüz yarıda mı kaldı? İtikadi konularda tevbe, inançla evet. ilgili benim yanlışlarım var mı diye gözden geçirip, işte Ramazan muhasebe hı hı. ayıdır dedik. İnanç konularındaki yanlışlarımdan tespit edip vazgeçmem gerekir ki itikadi tevbemi yapayım. Ben şimdiye kadar sırf aklımı ölçü kabul ediyordum. Meğer ki ölçü Allah ve Resulünün sözüymüş diyebilmek. Amel konusunda, tatbikat konusunda iki bölüm var. Yapmam gerekenleri şimdiye kadar yapmamış isem Rabbimin affetmesi için tevbe istiğfarda bulunacağım ve yapmaya başlıyorum ya Rabbi diyeceğim. Namaz kılmayanın namaz kılması gibi, oruç tutmayanın oruç tutması gibi, zekat vermeyenin zekat vermesi gibi. Bir de yapmamam gerekenleri yapmışsam onlardan tevbe edecek. Bir daha da onlara dönmemeye karar vereceğim. Tam bu dediğinizde alkol bir sorumuz gibi, var. Kumar gibi, gayrimeşru davranışlar. Geri dönmeyeceğiz dediğiniz kısımda. Şimdi tövbe her insan günahı, her insanın günahı var. Ya da dediğiniz gibi belki şöyle yapmadığı bir şey için de tövbe ediyor olabilir. Tuğba Korkmaz kardeşimiz şöyle bir şey sormuş mesela hocam. Kişi bir konuda tövbe etti ve Allah'a söz verdi. Ama sözünü tutamadı. Sizce ne yapması gerekir diye sormuş bize Tuğba Korkmaz. Efendim bu sorunun biraz daha açığı defalarca bize yöneltilir. Bir insan tevbe etti, tevbesini bozarsa eski günahları tekrar döner mi? Yani ne olacak? Mevlana Celaleddin Rumi ne diyor? Gel, bin kere tevbe edip, bin kere tevbeni bozmuş olsan yine gel. Çünkü bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Evet gelecek çünkü gidecek başka bir kapı yok Fatih'ciğim. Önce bunu anlayacağız. Tek kapı Allah kapısıdır. Başka gidilecek kapı yok. Onun için ne yaparsak yapalım tekrar tekerlenip yuvarlanıp yine oraya geleceğiz. Bizim için başka çıkar yol yok. Maalesef çıkar yol var zanneden Avustralya'dan bir vatandaşımızın hikayesini unutturmadan anlatayım. Not ediyorum hatta. Ancak soruya cevap için dönüyorum. Net ifade etmeye çalışıyorum. Bir insan bir günahına tevbe edeceği zaman, karar verdiği zaman ne yapmış? Onun günah olduğunu öğrenmiş, bilmiş. Fatih'cim günah hoşuna da gidiyor, faydası da var. Günah bir de öyle bir şey yani değil mi? Nefisin hoşuna gider. Faizle geçiniyor, faiz iyi bir yattığı yerden bir gelir. Ne güzel diyor. Menfaati de var. Evet. Fakat günah olduğunu öğrendiği anda bu günahtan fayda görse bile, nefsinin hoşuna gitse bile, hoşlansa bile vazgeçmeye karar verecek. Bir. İki, geçmişe doğru yaptığından dolayı pişman olacak. Elim kırılsaydı da o harama uzanamasaydım. Ayağım kırılsaydı da o yere gidemeseydim dercesine, organlarından vazgeçercesine pişman olacak. Üç, bir daha yapmamaya kesin karar verecek. Ya Rabbi geçmişimi de affet, bağışla diyecek. Böyle de dedi. Ama ileride 3 sene sonra, 5 sene sonra tekrar aynı günahı işlerse eski günahlar döner mi? Cevap. Buyurun. Tevbe ederken bir daha işlememe konusunda kesin kararlıysan 3 sene, 5 sene, 8 sene sonra İnsan olmandan dolayı aynı günahı tekrar işlesen bile eski günahlar dönmez. Ama ben duydum. Hocalar diyorlar ki Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur.
Öyleyse şimdilik tevbe edeyim, Allah affetsin, ben yine ileride yaparım, onu da tevbe ederim, ondan da affedilirim, kurtulurum. İleride bir daha işlersem işlerim ama yine tevbe ederim, Allah beni affeder. Böyle tevbe ettinse bir saklı kere... tevbe yok. İyi. Niçin üretiyor kardeşim? Arabayı götür duvara vur. Nasıl olsa burada yedek parçası var diye üretmiyor. Evet. Elinde olmayarak kaza yaparsan, istemeyerek bir yere toslarsan, araban yolda kalmasın, yarı yerde bitmesin, ömrü devam etsin, sen de kullanabilesin diye yedek parçayı imal etmiş. Tövbe yedek parçadır. Yani zaruret halinde kullanılır. Bilerek değil, zaruret halinde. İstemeyerek yapılan kazalardan dolayı kullanılır. Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Kerim'de bilmeyerek işlediklerini fark edip de günah olduğunu anlayıp da tövbe ederlerse ben onu kabul edeceğimi vaat ediyorum. Yoksa bile bile ısrarla, inatla günaha devam edip de ondan sonra ya Rabbi affedenleri değil. Burada unutmadan arz etmek istediğim önemli bir cümle şu. Cenab-ı Allah şirk müstesna bütün günahları affeder. Ayet-i kerime. Ancak buradaki şirk üzere ölürse Cenab-ı Allah ahirette affetmez demektir. Yarım şirk koşuyordu. Bundan iki sene evvel müşrikti adam. Evet. Ateistti. Yaratıcı yok, Tanrı kabul etmem, Kur'an uydurmadır diye saçmalamalara düşmüş de olabilir. Ama daha hayattayken, daha dünyadayken, daha yaşıyorken ve yaşama ümidi de varken, can boğaza gelmiş değil, daha yaşama ümidi varken, tövbe estağfurullah. Biraz evvel dediniz ya, bildiklerime tövbe, bilemediklerime tövbe. Dünyadayken şirkinden vazgeçerse o da affolur. Şimdi bir dakika hocam. Yani yanlış bildiğimiz bir şeyi o zaman siz şimdi tam düzelttiniz. Şöyle, insanlar şirke düşmüşlerse ya da şirke düşen insanlar varsa bu affedilmeyecek, ümidinizi kesin artık her şey bitti demek değil. Değil. Çünkü böyle ölürseniz. En büyük delilimiz ne Fatih'ciğim? En büyük delilimiz ne? Sahabe-i kiram diye çok saygı duyduğumuz o üstün sıfatlı Müslümanların çoğu daha önce puta tapan müşrik değil miydi? Evet. Hazreti Ömer puta tapan bir müşrik değil miydi? Elinde kılıçla peygamberi öldürmeye gitmiyor muydu? Sonra ne dedi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben bu putlardan da yüz çevirdim. Yüzümü Allah'a dönüyorum. Hazreti Muhammed'in onun elçisi, resulü olduğunu kabul ediyorum dedi. Sahabilerden oldu. Cennetle müjdelenenlerden oldu. Diğer günahlarla ahirete gidenlerin ahirette de affolmaları mümkündür. Dünden bir şefaat vaadimiz var. Evet, evet. Onu mutlaka anlatalım bugün. Aklımızda. Hemen özeti vereyim mi? O tafsilata geçeceğiz. Cenab-ı Allah meccanen affedebilir. Yani karşılık beklemeden. Yağfurullahu limen yeşe. Hiçbir karşılıksız. Herhangi bir davranışından, başka davranışından yani memnun olduğu için. Kendi affetmek istediği için affedebilir. Direkt affedebilir. Peygamber şefaat edebilir. Diğer şefaat yetkisine, Allah katında şefaat yetkisine sahip olanlar şefaat edebilir. Yok, bunların hiçbiri olmadı. Cehenneme girip günahı miktarınca cezasını çeker, sonra cennete gider. Aslında i̇man, bu da bir af. İman ehli. O da bir günahı silme şeklidir. Bir şekilde af, evet. Bu diğer günahlar için böyledir. Şirk üzere ahirete giderse, müşrik olarak ahirete giderse, Allah üçtür beştir diyor, Allah yoktur diyor ve bu inançla ölürse artık ahirette onun affı söz konusu değildir. Demek ki şirkin affının mümkün olmayışı ahirete yöneliktir. Dünyadayken vazgeçerse ateisti de Allah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse affeder. Üç Allah var, beş Allah var, yer Allah'ı, gök Allah'ı, hayır Allah'ı, şer Allah'ı diye
yanlış inançlara sapanlar da bu inançlarından vazgeçerse Cenab-ı Allah affeder. Ebru Hanım da şöyle demiş mesela. Ne demiş? Tövbelerimizi gönülden ve teheccüd vaktinde yapmamız daha mı etkili olur, daha mı kabul olur o vakitlerde demiş mesela. Vel müstağfirine bil eshar. Ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'de bir cümle. Hemen arz edeyim ki, namazın belli bir vakti var Fatih. Evet. Orucun belli bir vakti var. Bak, Ramazan'dan evvel oruca başlayamayız. Evet, evet. Bayram günü oruç tutmamız da yasaktır. Ben de 10 gün evvel başlayayım, 10 günden sonra bitireyim kimse diyemez. Haccın bir zamanı vardır. Zilhicce'nin 9. günü Arafat'ta bulunacaksın. Ondan sonra Beytullah'ı tavaf edeceksin, sağ yapacaksın ki hacı olasın. Hı. Tamam. Tövbenin zamanı yoktur. Bazı müesseseler levhalarına 7/24 yazıyor. Ne demek o? 7/24. Her gün her saat. Her gün her saat açık. O, evvela bu kuralı koyalım. Tövbe ve dua için 7/24. 24 saat ve 7 gün, 12 ay tövbe kapısı açık. Ancak dedik veya diyeceğiz ki bizim dinimizde zamanın uğursuzu, günün hayırsızı, ayın belalısı yok. Ama günün bütün saatleri de manevi verim açısından birbirine eşit değil. Seher vakti yapılan dualar, seher vakti yapılan istiğfarlar, gece kimse yokken gözyaşı dökülerek yapılan tövbelerin kabulü günün diğer saatlerinde yapılanlardan çok daha fazla şansa sahiptir. Affolma şansına sahiptir. Yani aslında bu vakitle ilgili değil, bizim kendimizle ilgili. Gerçekten içimizden gelerek, ağlayarak, şüphesiz, hissederek. Ama o vaktin de oraya bir katkısı var. Hı. Yani kimsenin olmadığı, sessiz, ıssız zamanlarda zerzevetsiz Hira dediniz ya. Evet hocam. Hirasını bulduğu zamanda yapacağı tevbe istiğfar çok önemli. Bir de İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki Allah şefaatlerine nail eylesin. Günahından pişman olduğunu bileyim ki gözyaşı senin delilin olsun. Islak imza diyoruz ya. Evet, Fatih. Evet. Günah için, olacak, tevbe için ıslak imza tevbesinden dolayı ağlayabilmektir. Bu yalnız başına olan ağlamak makbuldür. Cemaatin içerisinde, insanların içerisinde insanlar ağlayabilir. Buraya nefis bir riya da katabilir. Fakat kimse yokken, sessizken, seher vakitlerinde yapılan dualar da tövbeler de kabul açısından diğer vakitlerde yapılanlardan daha şanslıdır. Ama diğer vakitlerde tövbe edilmez, diğer vakitlerde dua edilmez anlamında değildir. Ebru Hanım'a ve diğer dinleyicilerimize bunu iletmiş olalım. Aslında bu işin belki de yani dert edinip de böyle bu şekilde sorularda özellikle onu bilerek söylüyorum. Vakit meselesini sormalarının sebebi de şu, insanın kendiyle baş başa olduğu zamanı bulması da önemli. Yani biz o kadar dünya meşgalesiyle meşgulüz ki, hatta o kadar fazla meşgulüz ki gereğinden fazla, kendimizi dinleyecek, kendimize ya ben ne yaptım, bir düzeleyim diyeceğimiz vakit az. Hı. O vakti bulduğumuz zaman belki de işte sizin dediğiniz gibi gece daha fazla ve o gecede de bir şekilde ben bunu ettim Allah'ım sen affet deseniz, belki bu kadarını bile söyleseniz gerçekten samimiyetle olur. Ama bir şekli var mı? Yani onu da anlatmaya çalışayım. Son cümleniz önemli. Buyurun hocam. Samimiyetle içten gelecek ve bir daha işlememe kararında olacak. Evet, bu şartı. Bu şartı. İstiğfar var. İstiğfar, ya Rabbi beni affet diye istekte bulunmaktır. Henüz karar verip günahına tövbe etmemiştir. Ya Rabbi beni affet diyor. Eder, etmez belli değil. Ama tövbe bir daha işlememe kararıyla günahtan vazgeçmektir. Cenab-ı Allah bunun affının garantisini veriyor. Tevbe-i nasuh diyoruz biz ona. Garanti dediniz bakın hocam. Şimdi de şöyle demiş birisi. Eda Bostancı demiş. Eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Nasuh bir tevbe ile tevbe eder. Garantisini veriyor. Demiş ki tövbe ettikten sonra, yaptıktan sonra affedilmeme korkumuz var. Bunu nasıl atlatacağız? Hocam demiş, siz tam dediniz ki garantisi var. Efendim garantisi var. Ben bir tek soru soruyorum. Terk etmekte sen kararlı mısın? Kararlıyım. Allah kesin affetmiştir. Onda şüphen olmasın. Hala içinde günaha devam edeyim diye bir de arzu, istek, duygu, fikir varsa işte ondan kork. Sıkıntı sende o zaman. Yani sen o taraftan bekleme. Bu sende var. Hani siz de başta işaret ettiniz ya, tövbelerimiz var ki tövbeye muhtaç. Evet. Ayaküstü, onca büyük günahları işlemişiz.
Nice insanları kandırmışız. Senelerce müşteri aldatarak para kazanmış, apartmanlar dikmişiz. Ya Rabbi beni affet. Komşularımıza cehennem azabı çektirmişiz. Evet. Adamları canlarından bezdirmişiz. Tepelerine halıları silmiş, tozların altında bırakmışız. Dedik ki hakkını helal et. Ne olacak hocam? Efendim, onu söyleyeceğim. Orası var. Aidatları ödememiş, gecikmelerle apartmana zarar vermişiz. İlla ben razı olmam diye 30 kişinin razı olduğu bir karara imza atmamış. Apartmanı ve komşuları zararlara sokmuşuz. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi beni bağışla. Sen her günahı bağışlarsın beni bağışla. Dur kardeşim, dur. Evvela eğer işlediğin günah seninle Rabbin arasında olan bir muameleden dolayı ise namazı kılmamışsın. Aç elini, dök gözyaşlarını, bir daha da bırakmayacağım diye kararlı ol. Cenab-ı Allah seni affeder. Muhatabın çünkü o. Onun muhatabın o. Evet. Buna hakkullah, Allah'ın hakkı diyor. Oruç tutmamışsın. Ya Rab, eski tutmadıklarımı da kaza edeceğim. Ben ucuz affa da talip değilim. Namazda da, sevgili dinleyicilerimiz, kaza namazı yoktur, namazın kazası yoktur diyenlere hiç iltifat etmesin. Azeri şair Bahtiyar Vahapzade var. Onun öyle bir tevbe tarifi var ki beni çok etkiledi. Tövbe insanın nefsinden öcünü almasıdır. Tövbe işte. İnsanın nefsinden öcünü almasıdır. Sen misin bu yaşa kadar namazı kılmayan? Eski namazları kaza edeceğim. Seccadede gözyaşı dökeceğim. Rabbim de beni affedecek. İşin özeti bu. Orucu sen misin tutmayan? Bundan sonra tutmadığım günleri kaza edeceğim. O aç ve susuz seni durduracağım ey nefs. Ve sonra ya Rab beni affet diye gözyaşlarıyla iftar edeceğim. Rabbim de beni affedecek. Son cümle bu. Rabbim de beni affedecek. Bundan eminim. Şüphe etmeyeceksin yani. Şüphe etmeyeceksin. Affedecek diye inanacaksın. Affedecek diye inanacaksın. Tek şey, sen tekrar günah işlememekte kararlı mısın? Ama orayı kaçırmayalım. Buyurun. Günahımız, hatamız, tövbe etmek istediğimiz şey, Rabbimizle kendimiz arasında olan, Allah'ın hakkı olan bir konu değil, kul hakkıysa, müşteriyi kandırmışsak, komşulara eziyet etmişsek, miras taksiminde kardeşlerimizi aldatmışsak, ya Rabbi beni affet demekle olmaz kardeşim. Kimin hakkını yedinse, bak cümlenin altını çiziyorum, yediğin hakkı da, elde ettiğin menfaatı da söyleyerek, ben senin 100.000 liranı yedim kardeşim. Ben sana 3 senedir hileli malı gönderdim. Şu kadar ondan gayrimeşru gelir elde ettim. Hile yapmasaydım 50.000 lira daha az kazanacaktım. Hile yaparak 50.000 lira daha fazla kazandım. Senin paranı aldım yani. Şu paranı al. Şimdi bunu daha da benden ne istiyorsan onu da yapmaya hazırım. Emret. Çünkü sen hak sahibisin. Ben nefsime esir oldum. Nefsine esir olup kul hakkına girenler, bir kere hakkını yediği kişilerin karşısında mahcup olmanın acısını çekecekler Fatih Bey. Hakkını yediği kişinin karşısında mahcup olmanın acısını çekecekler. Hatırlar mısınız? Hazreti Yusuf'un kardeşleri, Hazreti Yusuf'u kuyuya attılar. Aradan zaman geçti. Cenab-ı Allah onların yolunu Hazreti Yusuf'a düşürdü. Oradan buğday aldılar, istifade ettiler. Fakat Yusuf'u bilmiyorlardı. Çünkü Yusuf öldü diye düşünüyorlardı. Sonra Hazreti Yusuf, siz Yusuf'a yaptıklarınızı biliyor musunuz deyince, sakın sen Yusuf olmayasın. Evet ben Yusuf'um, bu Bünyamin de benim kardeşim dedi. Dedi, o zaman Hazreti Yusuf'un kardeşleri, tallahi lekad atarakallahu aleyna. Biz sana karşı haksızlık yaptık. Allah seni bizden üstün kıldı. Üstünlüğünü kabul ediyoruz. Yaptığımızdan dolayı bizi affetmeni istiyoruz diye Hazreti Yusuf'un karşısında boyun büktüler. Saygı duydular. Yaptıklarını itiraf ettiler, mahcup oldular. O mahcubiyeti yaşayacaksın arkadaş.
Yani sen müşteriyi kandırmışsın. Ezileceksin, büzüleceksin. Ezileceksin, ezileceksin yani. Arkadaş. Öyle ucuza af yok, ucuza helallik yok. Mirasla kardeşlerini kandırmışsın. İyi olmayan yerleri, malları ona vermişsin. Pahalı olanlar, gel kardeşim gözünü seveyim, yeniden taksime razıyım. Ben yanlış yaptım. Ne istersen ona razı. Dünyanın malının tesirinde kaldım. Kaptırdım kendimi dünya menfaatine. Ama bugün ben işin farkına vardım. Bunlarla ahirete gitmenin doğru olmadığı kanaatine vardım. Gel, şu hesabı ahirete bırakmayalım. Ne istiyorsan onu vermeye hazırım. 10 senedir seninle beraber ortaklık yaptık. Senden habersiz ben her gün kasadan, her ay kasadan şu kadar para aldım. Onların toplam hesabını yaptım. Senin bana şu kadar hakkın geçti. Sadece bunları iade etmekle kalmıyorum. Burada dikkat etsin izleyiciler. Efendim, bir kişi geldi sevgili Fatih. 15 sene evvel, bendenizin bir ticari faaliyeti de var. 15 sene evvel sana bir 150 lira borcum vardı. Ben ahirete kalmasını istemiyorum. Burada ödemek istiyorum. Dur kardeşim, sen samimi misin değil mi? Samimi. Peki. 10 sene evvelki 150 lira altın gramı olarak ne ediyorsa onu verirsen hakkımı helal ederim yoksa. Tabii bir de o var. Ya peki sen faiz mi istiyorsun benden? Ha. Faiz istemiyorum. 10 sene evvelki 150 lira kaç gram altın ediyorsa sen onu bana ver. 10 sene de o bende kalsın. 10 sene sonra sana iade edeyim. Değil mi? Samimiysen böyle geleceksin. İşte bir de o tarafı var. Samimiyet diye de bir sıkıntımız abi var. Abi şu kadar ortaklık yaptık, birbirimize bilmeden hakkımız geçtiyse helal edin. Ben hacca gidiyorum, komşular hakkınıza helal edin. Ben umreye gidiyorum, komşular... Tamam da kardeşim sen benim ne hakkımızı yedin onu bir söyle de. Ben belki bilmiyorum. Affedecek miyim, etmeyecek miyim? Bilmediğim bir şey. Ona göre karar vereyim. Üstü kapalı. Efendim işe hile katarak, işin üstünden hafifçe vazgeçerek kul hakkından kurtulacağımızı zannetmeyelim. Peki hocam dedik. Yani dedik ki hakkını helal et. Ben bunu yaptım, bunu yaptım, bunu tamam. yaptım. O mahcubiyeti yaşadım. Onu da yaşadım. Gerçekten yaşadım. Acı çektim. Yani cidden tamam. içim acıya acıya geldim size. Dedim ki hocam ben sizden şunu almıştım. Evet. Haberiniz de yok. Evet. Bak bu kadar zaman geçti. Ve içim yanıyor. Yanıyor. Hakkınızı helal edin. Tamam. Dediniz ki etmedim. O zaman güzel. Soru için teşekkür ederim. Estağfurullah. Kardeşim helal etmek için ne istiyorsun? Yok ne verirsen ver ben helal etmem. Ben onu ahirete bırakıyorum. Ahirette senin yakına yapışacağım. İlla senin cehennemde azap görmeni istiyorum. Tam da sormak istediğim bu aslında yani. Sen böyle mi yapıyorsun? Rabbim şu anda bizi görmüyor mu? Benim pişman olup senin hakkını iade etmek istediğimi Allah bilmiyor mu? Biliyor. Sen inat ediyorsun. Sen bunu bir koz olarak kullanmaya kalkıyorsun. Benim pişmanlığımı fırsat olarak değerlendirmeye kalkıyorsun. Hı hı. Ben de gider o kadar miktarı fakir fukaraya, yola, çeşmeye, köprüye, camiye, okula veririm. Ya Rabbi sevabı Fatih'e olsun. Ben bunun sevabına da talip değilim. Ama Fatih inatlık yapıyor, beni affetmiyor. Sence malum ya Rabbi derim. Bak dikkat et. O miktar benden çıkacak. Vermeye samimi evet. olduğumu ispat edeceğim. Vermekte samimi olduğumu ispat edeceğim. Sevabı da hak sahibine olsun ya Rabbi. Yani ondan gelecek kazanç da benim olmayacak. Benim olmayacak. Ben kendi adıma hayır yapmayacağım. Onun adına yapacağım. Ondan sonra o inadının cezasını kendi çeksin. Teşbihte hata olmasın. Belediye ne yapıyor? Bir arsayı istimlak ediyor. Evet. Diyor ki kardeşim değeri şu. Ha belediye değerinden aşağı veriyor. Ben onu yok sayıyorum. O başka mesela. Gerçek piyasa değerini verdiğini kabul ederim. Yok ammeye de lazım. Kamuya lazım. Hı hı. Al, almıyor. Götürüyor bankaya yatırıyor. İşte bankada hesabını ister al ister alma. Artık ben bu işi yaparım diyor. Teşbihte hata olmasın. Ben mesela anlaşılsın diye bu evet, örneği evet. veriyorum. Biz de tam tersine hani belediye değerinden aşağı bile istimlak ediyor dedik. Bizim yediğimiz haktan daha fazlasını teklif edeceğiz. Kardeşim o zaman ben böyle bir hata işledim. Bak bugün altın gramıyla da 75 bin lira ediyor. Ben 80 bin lira vermeye de razıyım ya. Beni affet. Bu iş ahirete kalmasın. Bak samimiyim. Yok affetmem. Sen cezanı çek. Ahirette yakana yapışacağım.
Peki ben de 80 bin liraya götürür, fakir, fukaraya, hayır yerlerine, yola, köprüye, çeşmeye, okula, camiye veririm. Sevabı da hak sahibine olsun. Ya Rabbi, o inadından dolayı beni bağışlamıyor derim. Rabbim beni affeder Allah'ım. Şimdi bu gönlümüzle alakalı, derdimizle alakalı, kendimizle alakalı bir mesele aslında. Yani tövbe, hadi bakalım tövbe ettik, konuştuk, söyledik, kul hakkına girdik. Esası bence en sıkıntılı, en böyle kendimize dert edeceğimiz yer belki burası. Yani diğer taraflarında sizin dediğiniz gibi işte namaz kılmadım, oruç tutmadım, hata ettim. Evet. Rabbimler yani, kendi aramda. Ben hep bunu şöyle düşünürüm hocam. Yani bir çocuk, yani teşbihte tabii ki hata olmasın, bunu şey için söylüyorum ama nasıl hata yaptığında, ne hata yapmış olursa olsun, babasının yanına gidip de babacığım bak ben böyle yaptım dediğinde nasıl babası dayanamayıp ne kadar hatası olursa olsun ya bu benim evladım deyip affediyorsa, aslında bizim yaptığımız günahlarda, hatalarda Allah'la meselemiz buna benziyor gibi. Burası başka bir tarafı. Ama Cenab-ı Allah tevbe ettiğinden, kulunun tevbe ettiğinden dolayı sevinir. Tabii. Memnun olur ve affetmeye hazır olduğunu vaat ediyor. Ama evet, bizim kulla ilgili olan meselemiz çok farklı. Evet. Yani işte helal etmeme durumu var sizin dediğiniz gibi. Ya da ne bileyim, inat etmemiş de gerçekten de helal de etmemiş olabilir. Yani kardeş kardeşe, işte az evvel dediniz ya, mal taksim ediyorsun kardeşim, bana vereceğin birdi. Sen vermedin bunu bana. Ne yapacağız şimdi? Dediğinde de sizin söylediğiniz gibi olacak. Yani götürüp onun hayrına verdim diyeceksiniz, bitecek. Ama şöyle bir şey var. Mesela vefat eden biri var. Öldü, vefat etti. Cenaze namazı kılınırken sorduğumuz soru var. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Efendim, hemen ediyorum diyen de var. Etmiyorum hemen, diyen de olabilir. Ne olacak? Etmiyorum diyen olabilir. Sükutla geçecek arkadaş. Affediyorum, bağışladım dedikten sonra caymak yok. Affetme, affetmeme hakkına sahipsin. Biraz evvel önemli bir şeye temas ettiniz. Ortaklar ayrılıyor. Kardeşler ortaklığa son veriyor. Babalar vefat etmiş, evlatlar artık şu mallarımızı ayıralım diyor. Sonra eski defterler karıştırılmaya başlanıyor. Sen kaç yaşında geldin de dükkana girdin? Sen şunu aldıydın, senin ben bunu verdiydim. İznin ne kadar oldu? Hani senin ev evvel alınmıştı, benim ev sonra alınmıştı. Alınış tarihinde defterimize yazdık. Oradan da kardeşim gel şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, kimsenin hakkı kimsede kalmasın deniliyor. Sonra sözler çatışmaya giriyor Fatih'ciğim. Hayır, bununla sen bana hakkını ödemiş olmazsın. Kime göre? Bana göre. Üçüncü şahıs değil. Hakem araya girer de hüküm verirse o hükme taraflarının uyması gerekir. Ama diyor ki hakem bey, sen bunun farkında değilsin. Burada bir haksızlık oluyor. Sen işe vakıf değilsin. Ben şu kadar çalıştım, bu kadar. Peki ben bu taksimata, senin verdiğin hükme razı olacağım. Sen bana neyi hükmediyorsan onu alacağım. Kardeşimi, ortağımı bu dertten bile beraber olma, sürtüşme derdinden kurtaracağım. Ama müsaade et, görünmeyen haklarımı helal etmek istemiyorum. Peki kardeşim. Kişi hakkını helal etmek mecburiyetinde değil. Ama sen kendince hakkın olduğunu zannediyorsun. Ahirete varınca dosya açılacak. Hakkın varsa alırsın, hakkın yoksa kendini haklı zannetmiş olarak boşta kalırsın. Oradan bir şey alamazsın. Bu ahirete bırakma hakkı ayrıca var. Bak. Ama dikkatinizi istirham edeyim. Karşıdaki diyor ki kardeşim ne istiyorsan vermeye razıyım ya. Bu işi dünyada bitirelim. Yok ben affetmem derse biraz evvelki yolu tarif ettim. Peki bu kadar inat etmesinin de günahı var mı ona? Bu hatadır, evet. Niye? Niye var? Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Allah'ın sizi affetmesi sizin hoşunuza gitmez mi? Sevmez misiniz? Seviniriz, severiz ya Resul. Siz de başkasını affedin ki Allah da sizi affetsin. Bunu da bize tavsiye ediyor zaten. Tavsiye ediyor. Yani. Tabii canım. Gelmiş, itiraf etmiş. Bak ödemeye de razı. Pişman da olmuş. Diye. Pişman olmuş. Laf olsun diye değil. Gelmeyebilirdi. Bu adam bunun üstünden geçebilirdi. 10 sene, 20 sene olmuş. Bu ahirete kalmasın diyor. Bir tarihte sevgili Fatih'cim bir kanalda 50 kadar kul hakkı programı yapmaya çalıştım. Onlardan birini hiç unutmuyorum. İtimat buyurun. Buyurun. C'ye kadar geldi. Şu iki dizine
lastik bağlamış, iki eline de takunya almış, yerde yürüyor adam. Böyle insanlar görmüşsünüzdür. Hı hı. Ayağa kalkarak yürüme şansı yok. Yaratılıştan yerde sürünüyor. Diyor ki, anam vefat etti. Babam başka bir hanımla evlendi. Beni de sokağa bıraktı. Ben araba karoserlerinin içinde kaldım. Komşuların verdiği ekmekle günümü geçirdim. Çamaşırımı bana acıyan komşular yıkadı. Ben zaten böyle bir insanım. Kendi hayatımı bile sürdürmekte güçlük çeken bir insanım. Bir de dışarı bırakıldım. Peki, aradan zaman geçti. Annemin, düzeltiyorum, babamın evlendiği o ikinci hanım da vefat etti. Hı hı. Şimdi babam geliyor bana, oğlum sana haksızlık ettim, bana olan hakkını helal et, bu iş ahirete kalmasın diyor. Benim çektiklerimin affı böyle ucuz mu? Ben ne çektiğimi ben biliyorum. Öyle tamam babacığım helal ettin içimden de gelmiyor. Sorunun hakkı dedi, var. Güzel dedi. Biz de ona hak verdik. Babaya dedim ki şimdi menkul gayrimenkul ne malın var? Bunu yani bunu sorarken baba da var orada. Baba var. Evet. Çünkü program gereği her iki taraf hı hı. beraber geliyor. Dedi ki hocam inanın para, nakit anlamında hiçbir şeyim yok. Ama mülkiyeti bana olan oturduğum bir daire var. Hı hı. Başka bir evladım mirasımda yok. Belki ya, ölünce de buna kalacak. Zaten buna kalacak. Ben bu işten affolmak için, evladımın hakkıyla ahirete gitmemek için bugünden oturduğum daireyi buna mülkiyet olarak vermeye razıyım. Ben gidip kirada oturacağım. Benim yapabileceğim bu. Yani aslında verdiği şey bir daire değil, her şeyini veriyor. Ya Allah razı olsun. Mesela. Beş dairesi var da bir daire vermiyor. Mevcudumun hepsini vereyim, beni affetsin, bu iş ahirete kalmasın, ben kirada oturayım, ben çile çekeyim, ben sıkıntı çekeyim. Neyim var, neyim yoksa onun olsun. Döndük, biz de evlada dedik ki böyle diyen babayı affedeceksin ve o daireyi de alacaksın. Dilerken çok önemli bir noktaya işaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana olan hakkınızı helal edin. Eskiden de bir hayli hakkınızı yemiştim ama şimdi hepsini verecek imkanım da yok. Yok ama lüks bir arabaya biniyorsun. O ne olacak? Hanımın kollarında şu kadar bilezik var. Canım zaten bizim hanımın kolunda iki tane bilezik var. Fazla değil ki senin de gözüne o mu takıldı? Yok yok o iki bilezik verilecek. Hayır, o lüks arabaya binilmeyecek. Var olan bütün imkan kul hakkını karşılamak için kullanılacak. Bu iş ahirete kalmasın diyorsan çuvaldızı kendine batıracaksın. O mallardan mahrum kalmanın acısını yaşayacaksın. Çünkü sen adamı süründürmüşsün. Sen adamı çileler çektirmişsin. Bir başka programda emanet parayı bırakmış, elinden bir imza almamış. Nasılsa imza yok diyor, parayı inkar etmiş. Parayı veren de memur. Devlet de zimmet suçuyla hapse atmış. Senelerdir diyor ben hapiste yattım diyor ya. Çektiğim çilenin ne olduğunu sen biliyor musun diyor. Şimdi gelmişsin, ben affet. Ben 8 sene, 10 sene hapislerde, zindanlarda çürüyüm. Çocuğum tahsilinden olsun. Hayatım. Hanımım ekmek bulamamanın sıkıntısını çeksin. Sen şimdi gelmiş, beni affet. Buna karşılık beni tatmin edecek ne vereceksin ki ben seni affedeyim? Ne bunun verebilirsin için? Tabii o da var yani. Vallahi aynı noktada sözü çoğaltıp izleyicilerimizi yormayı istemiyorum ama kul hakkından kurtulmak ucuza olmamalı arkadaş. O yediğin hakkın ızdırabını sana tattıracak kadar ödemeyi yapman lazım. Ya da en başından çok temkinli, çok dikkatli olacaksın. Yemeyeceksin kardeşim. Yeme kardeşim. Kur'an'da böyle bir ayet yok ama sevgili Fatihciğim, halkımız arasında sanki böyle bir ayet varmış gibi söylenmesi benim hoşuma gidiyor. Değil hatırlar mi? Mısınız? Cenab-ı Allah diyor ki derler, her şeyle huzuruma gel, kul hakkıyla gelme. Evet. Her şeyle huzuruma gel, kul hakkıyla gelme diyor Allah derler. Böyle bir ayet yok. Ama bütün ayetlerden bunu çıkarmak da mümkün. Onun için çıkarıp, vatandaşımız böyle demiş. Dediğin gibi baştan tedbirli ol.
Şimdi insanın aklına şu da gelir Fatih, notun var, belki sorun var. Soru soracağım birazdan. Hemen onu dinleyeceğim. Ya gerek Rabbimizle olan aramızdaki meselelerde hiç günah işlemesek, değil mi efendim? İbadetlerimizi tam yerine getirsek, gerek kullarla ilgili günahı işlemesek, gerek Allah'ın bir emrettiğini yapmamak günah, namazı kılmamak, orucu tutmamak evet, gibi, evet. Bir de yasakladığını yapmak da günah. İçki içmek, kumar oynamak, zina etmek gibi. Keşke bunları hiç yapmasak da tevbeye de ihtiyacımız olmasa olmaz mı diye insanın aklına gelir. İmam-ı Gazali diyor ki, hata etmek bizim babamızın çamurunda var. Biz Adem'in oğullarıyız. Cenab-ı Allah, cennetteki bütün nimetler sana serbest, şu ağaç yasak. Evet. Buna yaklaşma dedi. Babamız yine ona yaklaştı. Ancak dünyaya indikten sonra da senelerce gözyaşı dökerek tevbe istiğfar etti. Cenab-ı Allah da tövbesini kabul etti. Günah işlemekte, hata işlemekte babaya çekip de tevbe etmekte babaya çekmezsek işte bu kınanacak bir davranış olur. Evet. Hocam buyur. Çok az vaktimiz kalmış. Öyle soruyu mi? Soracağım ama ondan sonra birkaç dakika daha vay zamanımız vay var. Hemen geçiyorum. Hı. Şeref Subaşı demiş ki insanın tövbe ettiği şeyi özlemesi ya da nefsinin istemesi tövbeye zarar verir mi? Kısaca cevap verelim, çok az vaktimiz. Efendim onu ne kadar frenlerse o kadar tövbesini daha makbul kılar. Yaptığı şeyin sevabı artar. Nefis isteyebilir. Ama hiç, kendisi engellemeye çalışıyor. İçkiyi bırakmış istiyor, açık konuşalım. Sigarayı bırakmış hala istiyor. Buna rağmen tevbesini bozmuyorsa, devam ediyorsa sevabı daha çok artar. Öyle diyelim, o zaman cevap da vermiş olalım. Son birkaç dakikamız var. Eyvah. Hocam, başka güne mi bırakalım diyorsun? Belki ya. Hocam bir şiir daha okuyacaklardı bize. Dün güzel oldu hocam dedik, bugün bir şiir daha okuyalım dedik. Ama muhabbet öyle geldi ki hocam son birkaç dakika. Vakit ne kadar var onu söyle. Şu anda tam kaç? Duyuyorum. 2 dakikamız var. 2 dakikada yetiştiremeyiz sanki. Öyleyse Yunus'un kısasını söyleyelim. Buyurun, kısa olalım. Üstad Necip Fazıl'ın şiirini başka zamana bırakalım. Ey halk içinde ulu, tevbeye gel. Gel tevbeye. Olmuş nefsinin kulu. Tevbeye gel. Gel tevbeye. Sakalına baka bak, kara iken oldu ak. Dünya sana kurdu tuzak. Tevbeye gel, gel tevbeye. Uça gide can dahi, kuru kala ten dahi. Yunus Emre'm, sen dahi tevbeye gel, gel tevbeye. Tevbeye muhtaç olmayan kimsemiz yoktur. فَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Benim tevbeye ne ihtiyacım var diye günahsızlık iddia etmiş olur. Günahsızlık iddiası en büyük günah olur. Hepimiz hatalarımızı kabul edelim, tevbe istiğfar edelim, affı vaat eden bir Rabbimizin olduğunu bilelim. Eğer biz günahları terk etmekte, ibadetlere başlamakta kararlı isek, Cenab-ı Allah geçmişimizi affedecektir diye nokta. Eyvallah, eyvallah. Efendim tövbe kapısı diye bir kapı var. O kapı açık. Hala açık. Her an açık. Her dakika açık. Sizin gönlünüzün açık olduğu kadar açık. Güneş siz batıdan doğuncaya kadar da yani kıyamete açık kadar olacak. Da açık kalır. Ve kapanmayacak o. Siz evet. Pişman olur. Gönlünden geçeni Allah biliyor der. Ve gerçekten pişman olduğunuz şekliyle ellerinizi açarsanız en başta söylediğimiz gibi o Hira'nızı bulur. Orada biraz saklanırsanız aslında, saklamak var, saklanmak var. Günahlarınızı saklamayıp da kendiniz saklanırsanız orada Allah sizi duyacak demektir. Onun için tövbe ettiğiniz anda sizi işiten biri var. O her zaman var ve affedecekse şayet illa o affedecek, bir tek o affedecek. Hadi bakalım, bugün bir orucumuz daha oldu. Efendim Allah kabul etsin. Allah